Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına deprem denir. Yer küre üzerinde oluşan depremlerin büyüklüğü ve neden oldukları zararlar göz önüne alındığında iki ana deprem kuşağının olduğu görülür. Bunlardan biri Büyük Okyanusu çevreleyen ve özellikle Japonya üzerinde etkili olan Pasifik deprem kuşağı. Diğeri ise Cebeli Tarık'tan Endonezya adalarına uzanan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz Himalaya deprem kuşağıdır. Ülkemizde 17 Ağustos 1999'da Marmara depremi ve 12 Kasım 1999'da Düzce depremi olmuş ve bu depremler ciddi hasarlara yol açmıştır. Türkiye'nin bulunduğu bölgede büyük levhalar arasında küçük birçok levhanın olması, Türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem kuşağı içinde yer almasına neden olmuştur kırık boyunca biriken enerjinin boşalması sırasında çevreye sismik dalgalar yayılır. Deprem dalgaları olarak bilinen bu sismik dalgalar hafif bir sarsıntıyla yerden gelen top seslerini anımsatan gürültü şeklinde kendini hissettirir. Daha sonra şiddetini artırarak artçı depremler şeklinde aynı kırık üzerinde yoluna devam eder. Sismik deprem dalgaları, cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olarak ikiye ayrılır. Cisim dalgaları ikiye ayrılır. A-P dalgaları. Kayıtlara ulaşan ilk deprem dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 1,5 kilometre saniye ile 8 kilometre saniye arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrusuna paraleldir. Yayılma sırasında kayaları ileri geri iterek dalgaların ilerleyiş yönüne paralel hareketlilik sağlar. Hızları saniyede maksimum 8 kilometredir. Her ortamda yayılırlar. Yıkım etkileri düşüktür. Boyuna dalgalardır. B S dalgaları. Kayıtlara ikinci ulaşan dalgalardır. Hızı P dalgasının hızına göre değişir ve yaklaşık 1 km bölü saniye ile 6.4 km bölü saniye arasındadır. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik veya çaprazdır. Bu yüzden enine dalgalar olarak da adlandırılır. Hızları saniyede maksimum 6.4 kilometredir. Sadece katı kütlelerde hareket ederler. Cisimleri sağa sola, yukarı aşağı hareket ettirirler. Enine dalgalardır. Yüzey dalgaları. Deprem dalgaları içerisinde en yavaş ilerleyen dalgalardır. Yüzey dalgaları dünyanın yüzeyi boyunca yayılırlar. P ve S dalgalarından sonra kayıtlara ulaşır. Yüzey dalgalarının oluşumları sırasında yer hareket ettiğinden etkisi büyük olur. Yüzey dalgaları ikiye ayrılır. A Rayleigh dalgası bir okyanus veya göl üzerinde yuvarlanan dalga salınımına benzer bir şekilde yer üzerinde hareket eder. Deprem sırasında hissedilen sarsıntıların çoğu bu dalgalardan kaynaklanır. B. Lav dalgası. Yüzey dalgalarının en hızlısıdır. Yeri yatay düzlemde hareket ettirir. Depremde nasıl hareket edilmelidir? Öncelikle sakin olun. Pencereden ve cam eşyalardan uzak durun. Sağlam ve devrilmeyecek kasa, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, yüksek küvetler, mutfak tezgahları gibi eşyaların yanına anne karnındaki pozisyonda uzanın. Merdivenler binanın en zayıf bölümü olduğundan buralardan uzak durun. Mutfak, elektrik ve gazın bir arada olduğu yerdir. Mutfakta olmamakta fayda vardır. Dışarıdaysanız binalardan, ağaçlardan, enerji hatlarından, telefon ve elektrik direklerinden uzak durun. Aracınızdaysanız güvenli bir yere, açık bir alana aracınızı park edin ve aracınızdan çıkmayın. Deprem sırasında telefonlar sadece yardım çağırmak içindir. Herkes telefona sarılırsa şebeke kilitlenir ve ihtiyaç sahipleri yardım çağıramaz. Yolları kapatıp itfaiye, can kurtaran ve sivil savunma ekiplerini engellemeyin. Meraklı bir şekilde yardım ekibinin etrafında toplanıp onların işlerine engel olmayın.